Ama sonrasında ne oldu? Bu futbolcuda da demoralize oldu. Özellikle Mustafa Muhammed ki gelişim kaydeden bir futbolcu. Bir de stat dışı başka eylemleri de olduğu söyleniyor. O da biraz moral bozukluğuna yaşadı. Daha sonra ailesinin gelmesi ona biraz moral kazandırdı. İstanbul'a taşınması. Ve daha sonrasında da şu oldu. Torrent'in takıma gelmesiyle beraber Mustafa Mehmet bu sefer hiç forma şansı bulamadı. Ve daha sonrasında Gomis'in transferi Mustafa Mehmet'in ince mutsuz olmasına neden oldu. Zaten Mustafa Muhammed de devre arasında bir teklif getirdi Galatasaray'a. Bordo takımından. Ama Galatasaray da bu teklifi kabul etmedi. Yani 4 milyon doları bu ay sonuna kadar Galatasaray yatıracak. Zaten önceliği Mustafa Muhammed'in bonservisi. Ondan sonrasında gelen resmi tekliflere bakacak. Ben Muhammed'in transferini de bir adım önde olarak görüyorum. Yani soru çok var. Trabzonspor'la da ilgili sorular var. Şu anda Trabzonspor Trezeguet meselesini dün vermiştik. Trabzonspor taraftarı soruyor Trezeguet'i ama biraz orada bir zorluk var. Söyleyeyim mi? Söyle. Trezeguet'i istiyor Trabzonspor ama Trezeguet'den daha iyi birisine bakıyorlar. Bir Ben onu adım, zorlarım bir gömlek varsa. daha, bir gömlek daha iyisi var. Şu an onunla görüşüyorlar. Trezeguet şu an cepte. Hani mesela Ona da bir tarif verdiler. neyi konuşuyorduk? Şimdi Okan Buruk sürekli bekliyordu ya, sürekli işte Marco Rose konuşuluyordu, De Zerbi konuşuluyordu. Okan Buruk sonrasında geldi Galatasaray'a. Bence Trezeguet'in de öyle olacağını düşünüyorum ama Trezeguet'in bir gömlek daha üstü bir futbolcuya baktıklarını duydum. Bir tane stoper arıyorlar tekrardan. O da bir transfer listesinde var. Ama yine de Trabzonspor kadro yapılanmasını iyi yapmış. Vakemen'in yerine bir tane işte Trezeguet'i Vakemen'in yerine düşünüyorlar. Tony'nin yerine. Ve kadro yapılanması da gerçekten Trabzonspor'un çok iyi. Ve üstüne koyarak, iyi de transferler yaparak bence önümüzdeki senenin de flash takımlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Emre Mor Fenerbahçe'ye gelirse eğer ki geçen seneki en büyük sıkıntılardan biri de kanatlardaki eksiklikti. Emre Mor'la girildiği için onu da belirttim. O sıkıntının büyük bir bölümünü çözmüş olurlar. Hatta neredeyse tamamına yakını. Ama bir ara senin de kulağına gelmiştir. Halil Akbunlar'ın menajerleri daha sezon bitmeden Anadolu yakasında bir otelin lobisinde Fenerbahçe yönetiminden veya yönetimine yakın birileri görüştü. Yani burada Halil Akbunlar'ın da artık listenin kaçıncı sırasında olduğunu bilmiyorum. Bir gündeme geldiğini. Diğer kulüplerden birinin de Beşiktaş olduğunu da ekleyelim. Çünkü Türk pasaportu belki 8 Bir artı 3 kulüpte olduğu için Galatasaray olduğunu söyleyelim. geri adım atmış olabilirler. Ama 7 artı 4 olsaydı belki başka şeyler de olabilirdi. Bu 8 artı 3 kararı transferdeki birçok hamlelerde de geri adım atılmasına neden oldu diyebiliriz. Ama bence en önemli nokta Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında Abdülkerim Bardakçı abi. Yani Ya bitirme şu Tolga noktasına Tezcanoğlu yakınsın. çok yordu. Efendim? Yönetmen yordu beni. Diyor ki Tolga Tezcanoğlu, abi Vakame'yi sor, Vakame'yi sor. Bir de Luyendama'yı sana soracağım. Dönüyor ya. Fenerbahçe için mi Vakame? Unutma sen. Ya Vakame'nin durumu ne olacak diyor. Yani nereye gidecek? Kulağına bir şey Vakame'nin geldi mi? durumu, bakın şimdi şu var. Bu para yüksek o yaştaki oyuncu için. Ama eskiden kulüplerin söylediği ki bana göre yanlış. Adam bedava geliyor, yıllı da öyle olsun. Tamam peki. Bizi de yanılttılar. O zamanki yöneticilere biz tabii kontratları bilmediğimiz için. Vida bedava geldi. Yıllığı yüksek olsun efendim denildi. Gönderebildi mi bir yere? Çünkü o maaşı kimse vermek istemiyor. Bir soru var Trabzon'dan. Sor bakalım. Murat Koç. Murat Bey diyor ki Murat abi, Trezeguet Trabzonspor'a gelirse Vakemi'yi unutturur mu? Şimdi bir kere ikisi de farklı. Murat Bey, Murat Koç. Değil mi? Yaş olarak farklı değil ama. Ha değil. Ama şeyin daha göze hoş gelen bir oyunu var Vakemi'nin. Takım o. Ne diyorsun? Vakeme biraz daha vücudunu iyi kullanabilen, iyi doğru yerde doğru zamanda olabilen, topu iyi saklayabilen ve teknik özellikleri daha kuvvetli bir futbolcudan bahsediyoruz. Güçlü bir oyuncu. Trezeguet'in ise biraz daha süratli olduğunu düşünüyorum ben. Daha faydalı olur diyorsun Vakeme'ye göre. Trezeguet'in defansif yönü Vakeme'nin defansif yönünden daha iyi. İşin o tarafına bakalım. Ben bir de şunu söylüyorum. Çünkü hücum yönü iyi Vakeme'nin, kabul.
Ama bir oyun iki yönlü oynuyor artık. Biraz da defansif yönüne de bakıyorlar oyuncuların. Serdar, bir de ben şuna katılır mısın bilmiyorum ama şimdi Trabzonspor'a baktığımız zaman her futbolcunun şampiyonlukta bir hikayesi vardı. Eğer Wakeme Trabzon'un en büyük şampiyonluktaki mimarı olsaydı ben bir kayıp olarak bakardım. Zaten Wakeme. Wakeme. Zaten Trabzonspor da kayıp olarak görmediği için bu fiyatlara okey demedi. Resti gördü ve hayır dedi. O yüzden o Trabzonspor'un şampiyonluğu da her futbolcunun o tuğlada yeri olduğu için, tuğlada emeği olduğu için Wakeme gider, Trezeguet gelir. Trezeguet Wakeme'nin etkisini göstermeyebilir ama iyi bir takım oyuncusu olur. Zaten Trabzonspor takım oyunuyla şampiyon oldu. Uğurcan için kulağına gelen bir şey var mı? Çok fazla gelen bir teklif yok Uğurcan için. O çok büyük fiyatlarda bir teklif. Sen ne düşünüyorsun Aykut Uğurcan için? Ben gitti diyorum. Nereye sence? Hangi ülkenin ligi? Bir de kaç milyon euroya? Ülke. Ülke. Bir de para da önemli. Ülke zor şu an. Para da İtalya önemli. İtalya desek? Diyebilirsin. Para ne? Parayı para gelir. İşte para ne işte? O önemli olan o. Parayı para gelir. Ama şu bir gerçek. Ahmet Ağoğlu o 23 milyonluk euroluk Abdülkadir'e ödenecek paradan sonra çok parayı... O artık geçmişte kaldı. İşte düşüneceğini düşünmüyorum ben. Ama şey için, Cornelius için bir girişim var mı diye soruyor Trabzonspor taraftarı. Yok, yok. Kesinlikle yok. Bir resmi masada üzerinde bir şey ama düşünülen bir şey var. Düşünülmüyormuş. Öyle mi? Düşünülmüyormuş Cornelius'a. Teşekkür edilmiş zaten. 20 milyon euro. Teşekkür edilmiş. Teşekkür edilmiş, düşünülmüyormuş. Gelen bilgiler de bana o yönde. O zaman eğer Wakeme'nin yerini doldurursa, Bordo Maviller, değil mi Serdar? Yine seneye ben de varım ikinci şampiyonluğu yaşamak için diyecek Trabzonspor. Evet ya, dolar. Ve dolar. Şampiyonlar Ligi de var. Herkesin yeri dolar. Dolar. Yani tabii. Messi'ler, Ronaldo'lar, Maradona'lar bunlar geldi, çok üst düzey oyunlar, başka bir şey. Kimler geldi, kimler geçti. Ya. Evet, yani Şota gibi bir oyuncu geldi Trabzonspor'a. Şota'nın futbolcunu hatırlayanlar. Şu an bana Trabzon'da Şota gibi futbolcu söylesin. Ama o Şota şampiyonluk göremedi. Düşüşteki Cornelius gördü. Trabzonspor'a gelirken düşüşteydi. Var mı zaten bu lig Avrupa'da düşüşte olan santraforları rehabilite edebilecek bir lig. Bakınız Mario Gomez, bakınız Cornelius, bakınız Sörloth. Daha vardır. Keza ilk zamanında Gomis, Abubakar. Portekiz'e adama selam vermiyorlardı. Buraya geldi. Niye sattınız? Wagner Love. Ama o Alanya'da oldu. Örneğin. Emre Mor. Santroforları söylüyor. Santrofor. Tam böyle rehabilite edebilecek bir yer. Türkiye Ligi, düşüşteki santroforları rehabilitasyon merkezi.